Herkese merhaba arkadaşlar. Bedavaya bıldırcın kümesi nasıl yapılır? Kafes. Şimdi kafes kümesi aynı hesap değil. Niye benim modumu düşürüyor? Devam. Tüm detaylarla sizlere bunu paylaşacağız. Öncelikle alışveriş yaptığınız manava gidiyorsunuz. Evet. Ondan sepetler rica ediyorsunuz. Evet. Tabii o haliyle bunu bedavaya vermeyecek. Ya kilo bazında satıyordur. Ya tane hesabı satıyordur. Tehdit edin, bir daha gelmem buraya. Aynen öyle, işe yarıyor, veriyor. Uygun fiyata da veriyor. Normal şartlarda kilo bazında satıyormuş ama taneye geçerseniz tanesine 5 liradan veriyor. Ben de toplamda 3-5 tane var. İşte bu 5 tanesine 10 lira falan verdim. 10-15 lira. Olsun, bunlar küçük rakamlar. Bir nevi bedavaya gelmiş gibi bir şey oldu. Ve sık sakin ol. Benim kümesi biliyorsunuz o folukların üzerine üçlü yapacağım. Ama siz şöyle videoya gelelim. Hop. Bu normal sepetimiz. Sepetimizi şu şekilde yardık. Boru kesme testeresiyle. Normal şartlarda şunu şöyle birleştirdiğinizde kümesiniz hazır. Kafesiniz ama, kardeş. Kafesiniz hazır. Evet. Tamam. Kafes. 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 Kafes, kafes, kafes. Tamam, yazdım. Kafesiniz hazır. Ama benim oradaki kafes böyle tam oturmasını istediğim için, kümesime kafesimi tam oturtmak istediğim için evet. Böyle daha güzel oldu değil mi? Evet. O yüzden şöyle bir fikir geldi. Abiyle beraber planladık. Daha doğrusu o planladı. Bende yalan yok. Neyse o. Yine ben, yine ben. Aynen. Şu şekilde yapacağız. Şunu içerisi tam 1 metre olduğu için. Bu da fazla gelir. Aynen, fazla geleceği için yine iş başa düştü. Keseceğiz. Onun için de yaklaşık bir 96 santim yapacağım. Evet. Tam şu kısımdan yani keseceğiz. Yani şunu şuradan böyle işlem yapacağız. Sadece onu yapmakla yetinmeyeceğiz dostlar. Bunu şuradan kestikten sonra diğer taraftan da haliyle açmamız lazım. Bu tarafı da açacağız ki rahat rahat gidip gelsinler. Yani buraya ortalama 15-20 bıldırcın ben sıkıştırırım. Kardeşim normalde oraya 30 bıldırcın sıkıştırıyorlar da bakma biz 10 tane koysak. Ya biz yani. Kıyamıyoruz yani. Aynen, onlar rahat öyle. Etsin abi. Ama biz olsun hani... üretime geçeceğimizden. Ya illa pislik yapacağım. İşleme geçelim mi? Geçelim kardeşim. Desert sen ne yapıyorsun oğlum? Neyin peşindesin sen? Havalar ısındı. Havalar ısındı. Arkadaşlar, kesim işlerimi bittikten sonra görüşürüz. Bu şekilde devam. Devam ki. Şimdi biz neler yaptık? Hemen detaya geçelim. Hop. Dediğim gibi sağdan soldan komple kestim. İstediğim alanı oluşturdum. Totalde 1 metre istiyordum. Bununla beraber tamı tamına 96 santime kavuşuyorum. Yani rahatlıkla istediğim kümesimin içine yerleştirebileceğim. Şimdi gelelim diğer unsura, birleştirme unsuru. Şöyle şu şekilde. Hemen onun içinde sağdan soldan topladım. Kabloları, telleri kullanacağız. Yan keskim nerede, pensem nerede hiçbir fikrim yok. O yüzden kelpeteni kullanacağım. Hemen işleme geçelim abi. Önce hangisinden başlayalım? Sen bir iki tane yap kardeşim. Hani en azından sistemi bir kafalarında canlandırsınlar. Daha sonra kaydı durdurup yardıma geleceğim zaten. Sistem şöyle... belli abi. Görüyorsun şu an şurada iki tane delik var ya. Yani arkadaşlar şöyle genel olarak özet yersek. Şöyle buyurun. 3 tane. Evet. Ne oldu? Ne kafes. İşte? 3 tane. Yani 3 tane plastik kasamız var arkadaşlar. Aynen öyle. Plastik olarak zaten manavların pazarcıların kullandığı en basitinden, en ucuzundan, en uygunundan. Ya yani genelde bedavaya alırsınız zaten. Hani biz aldığımız evet manavcıya bir yani alışverişte belki bir 10 lira, 15 lira bindirmiştir ona bir şey diyemem ama. Yani öyle pek de para tutan şeyler değil. Çünkü bir bıldırcın kafesi baktığımızda yani bir tek katlı tek gözlü bir bıldırcın kafesi bu boylarda yani içerisinde 20 adet besleyebileceğimiz fiyatı 300-400 lira olunca haliyle beyin bizi bu şekilde yollar bulmaya zorladı.
Ya çok şükür başarılı da oldu. Yani bence iyi olacak. Bakalım zaten detayları sizlerle paylaşacağız. Sonucu ben de merak ediyorum. İlk defa yapacağım. Hepimiz ilk defa yapıyoruz. Hadi bakalım. İlk bağlantımızı yaptık abi. Geliyorum kardeşim. Şöyle hepsini birbirine bağlantı yapacağız arkadaşlar. Yapmanız gereken olay bu. Yani bunu iple yapabilirsiniz, kelepçeyle yapabilirsiniz, telle yapabilirsiniz, artık o size kalmış. Hangisi hoşunuza giderse. Şimdi burası çatlamış. Şuradan yaparsak daha destekli olur. Evet dostlar, en son bağlama işlemine girmiştik. Kablolarla bağlamaya çalışıyorduk. Sonra baktık, pardon, tel olmuyor. Bayağı yoruyor. Dedik iple bağlayalım. Aldık bu sefer, iplerle işin içine girdik ve sonuç mükemmel oldu. Hemen şöyle giriyoruz. Alan bayağı geniş oldu ha. Aynen öyle kardeşim. Yine kıyamadık dostlarımıza. Küçük alanda kalmalarına gönlümüz razı olmadı. Geniş yaptık. Hop. Yani bu aşamayı da geçtik. Biraz sert oldu. Daha yavruları koymadan kırmadık. İnşallah yok, kırılmamış. Böylelikle sağlamlık testinde geçmiş oldu. Şimdi bir diğer unsura geçiyoruz. Çitalarımızın ölçülerini buna göre keseceğiz. Çünkü alt katmanı yapacağız. Daha tel bağlanacak. 96, 96,5'tan keseceğiz. Bakalım yamukluk var mı? Vay be! Biz bu işi biliyoruz. 96,5'tan kesim yapacağız. Her zamanki gibi mükemmel testeremiz. Şimdi abi, efendim kardeşim, işe koyulacağız. Hadi bakalım. Gel burada keselim. ...96,5 seyirciler. Gel hop. Şimdi şurada yerini bir belirleyeyim. Tamamdır. Şimdi iki tane 96,5 testere keseceğiz. Evet. Değil mi? Aynen öyle. Bu ne içinde? Parçaları keselim kardeşim. Daha sonra birleştirmeden anlatalım. Tamam, o da olur. Evet dostlar. Çitalarımızı şu şekilde zımba yardımıyla birleştiriyoruz. Buradaki amaç, maksat çitalar birbirini tutsun. Ondan sonra telle sabitleyeceğiz. Ondan sonra tekrardan alt destek atacağız. Tahtalarla, çitalarla sabitleyeceğiz. Yani işlemden bayağı bir geçecek. Taş gibi olacak, sağlam olacak. Bu arada desert cezi alınca böyle bu tipe bürünüyor. Görüyorsunuz, hiçbir şekilde surat ifadesi, şekli hareket etmiyor. Küsmüş bize. Aslında biz ona küstük. Ortalığı sürekli karıştırıyor. Bu durumu da sizlerle paylaşmak istedim. Kademe kademe ilerleyelim diye. Bir yandan da telimiz kesiliyor. Kelpetenle tabii. Yan keskimiz yok, makasımız yok. Yokluk böyle bir şey işte. Hepsini evde unuttuk. Akvaryumlarda kullanacağız diye eve götürdük. Evde kaldı. Bir sonraki kademede görüşmek üzere dostlar. Kaldı mı burada da? Bakayım. Bayağı sağlam oldu. Sana bir söyleyeyim mi? Vidadan da sağlam oldu. Aynen. 10 numara. Hadi diğer işe koyalım. Kaldığımız yerden devam dostlar. Videonun fazla uzamasını istemediğimden dolayı kısa kısa kesitler gösteriyorum. Alt zemini bu şekilde oluşturduk. İki tane destek attık. Bu kalan boşluklara da birkaç tane daha zımba çaktık mı olay bitiyor. Zaten abi bu zımbayı bulanın var ya, Allah razı olsun. Her şeyimizi zımbayla hallediyoruz. Alt zeminimiz taş gibi oldu. Sanırsam hatta bir test edelim. Abi bence tamamdır. Fazla da hani zımbayı kardeşim beleş... zaten bunu ters yapıp bildireceğimden bıldırcınlar şöyle üst kısımda olacak. Aynen. Şu alttaki yükselti de hani gübre mesafesi olarak düşünün arkadaşlar. Zaten alttan buna ray sistemi yani bile yapmayı düşünüyoruz. Şekilde alıp şöyle koyup, tabi yine zekamı kullandım. Zekamı nasıl kullandım tahmin edin. Nasıl? Abi ben harikalar yarattım. Maşallah. Bak şimdi. Hani normalde şu kısmı keserler ya. Evet. Ben yüksek olmasını istedim. O kısmı kesmedim. Evet. Onun için telimi fazladan uzattım. Evet. O kısmı da şu şekilde kapatacağım. Böylelikle bıldırcınlar dışarı çıkamayacak. Ve alanları daha geniş olacak. Ve yüksek olacak. Her türlü biz kazanıyoruz. Aynen öyle. Hadi o zaman bir sonraki aşamaya geçelim. Kardeşim. Bunu bağlamaya geçelim abi.
Şimdi bunu sabitlemek asıl mesele bu değil. Bu en kolay iş. Malzemeler nerede? Kaytayım kardeşim. Çalışmaya devam. Bir ikinci haftamız arkadaşlar. Evet. Aradan yaklaşık bir gün geçti. Ya da 2-3 gün mü geçti bilmiyorum. Ama gittikçe kafes güzelleşiyor. Yarıda kalmıştı çünkü şöyle. Yani tam anlamıyla evet şu an yanlış duruyor da olsun size şöyle anlatayım. Cera baba. Efendim. Geç baba. Şimdi buraları bu şekilde montajlama yapıldı. Yani kümesimiz, daha doğrusu kafesimiz. İyi yani, sen de benim gibi şaşırdıysan büyük olduğundan dolayı kardeşim kümes gibi oldu maşallah. Bir de pensemiz yok. Kelpetenle de böyle eziyet çeke çeke. Yani şu yanlarda şöyle montaladık. Biliyorsunuz şu boşlukları kesmedik. Hani sırf mesafe yüksek olsun. Dostlarımız rahat etsin. Rahatça çiftleşsinler diye. Abiciğim canlı anlatır mısın ya? Evet arkadaşlar. Şimdi size abimin anlatmaya çalıştığını anlatacağım. Kümesimiz mükemmel bir şey oldu. En başta detaylı olarak anlatırsak. Yanlardan bu köşeler bize zarar vermesin diye zımbaladık. Hiçbir şekilde zarar görmeyelim. Sonra teller attık. Her taraftan sağlamlaştırdık. İkişer tane karşılıklı uzunlamasına, ikişer tane, üçer tane yanlamasına attık. Şimdi bu alt zemin olacak. Bunu üst olarak düşünmeyin. Neden mi? Hemen gösterelim. Diyeceksin bu fazlalık ne? O fazlalık bıldırcınların yaptığı pislikleri alt katman oluştursun diye bir fazlalık yaptık. Zaten onun için de alta bir destek daha atacağız ki kendi çapımıza bir çekmece sistemi yapmayı düşünüyoruz. Pisliği rahatlıkla alıp atalım diye. İnşallah. Köşeleri de gördüğünüz gibi tellerle kanca şeklinde sabitleyip bu boşlukları da değerlendirdik. Oraları da kapattık. Geriye tek bir unsur kalıyor. O unsurumuz da kapı. Kapatmak. Kapıyı da nasıl yapacağız? Orada önce bakalım. Onu kararlaştıracağız. Ondan sonra sizlerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi bu detay çok önemli. Hızlı vurursam tüm kümes kırılacak. O yüzden yavaş vuruyoruz. Tın tın tın. Çivi girene kadar. Desert bile artık sıkıldı. Mayıştı. Uyuyor. Bitmiyor abi. Bitmiyor. Ama olsun. Yavaş yavaş yerliyoruz. Zaten yumurtalar için vereceğimiz meyiller için tahtalarımızı da hazırladık. Şimdi bu bittikten sonra tahtalara geçeceğiz. Yani bunu yapmamızdaki amaç gübrelik arkadaşlar. Gübre seviyesi için yani buna ray sistemi hani. Aynen öyle. Yüksek ray olsun sistem ki olacak. Rahatlıkla gübreyi abi, alabilelim. İkinci tahtayımıza geçelim. Bunlar yumurtalarımız için meyil. Meyil vereceğiz. Yumurtalar belirli yumurta bir yönde dursun diye. Yumurta direkt aşağı insin. Şöyle anlatılmak isteyeni anlatayım. Şöyle bu da diğer tarafta olacak arkadaşlar. Yani böylelikle meyil aşağıya doğru bir meyil sağlamış olacağız. Yumurtalar aşağıya doğru gelecek. Yani şöyle. Aynen öyle. İnşallah bitiminde sizlerle paylaşacağız. Evet dostlar. Cüneyt abimizin dediği gibi olay bitmiştir. Kafesimiz tamamdır. Abi yakın profilden alalım mı? Kapımıza, alt sistemimize, her şeyi A'dan Z'ye yaptık. Şimdi bu sistemleri nasıl yaptık? Hemen detaylı bir şekilde onu gösterelim. İlk önce şu kavisi gösterir misin abi? Yumurtalarımız aşağı doğru insin diye şuradan kavis verdik. Kavis bu. Ayrıyeten yükseklik kazandırdık ki alt çekmeceden bıldırcınlarımızın yaptığı pislikler aşağı düşsün. Şuraya da bir bölme karton atacağım. Her pislendiğine çekip çıkaracağız. Çekmece sistemi o şekilde olacak. Tam bu, otomatik yani. Tam otomatik sistem. Evet. İkinci unsur ise kapıda çok düşündük. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye pratik yöntem. Ondan sonra abimin kafasında bir ampul yandı. Dedi izle ve gör. Harbiden oturdum, izledim ve gördüm. Adam 10 numara kapı yaptı. Şimdi bu kapıyı nasıl yaptı hemen onu gösterelim. Biliyorsun telimiz vardı elimizde. Telimizi bu şekilde değerlendirdik. Abim aldı şunu şuraya koydu. Şunu aldı. Şu bir alta yerleştirdi. Sonra sağa kaldırdı. Sola kaldırdı. Sistem bu. Abi buradan bıldırcın çıkamaz. Bu diğer kapıya gelirsek eğer bu diğer kapıyı bu oranla daha küçük yaptık. Sebebi ise olur da bu tarafa yetişemezsek daha rahat olsun. Almamız daha rahat olsun diye şurada bir yedek kapı yaptık bir nevi. Onu da bu şekilde yaptık. Buna da tek bölme attık. Hop buradan da hiçbir şekilde artık bıldırcınımız çıkmaz. Evet dostlar bıldırcın kümesimizi böylelikle sonlandırdık. Siz de bu şekilde kendinize pratik evinizin balkonuna ya da
bulabileceğiniz rahat bir alana bu şekilde kümesinizi yerleştirebilir ve bıldırcınlarınıza rahat rahat bakabilir, bol bol yumurta verimi alabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Oh, aslan. Spiderman. Bu da Spidey'miz. Bu da bizim Yusufcanımız. Yusufcan, bir şey söyleyeceksin mi? Söyleyeceksin mi? Tamam. Muhammed Ali'ye selam söyle buradan. Kuzenin Muhammed Ali'ye. Ne oldu? Niye sustun? Kamerayı görünce.